Herkese iyi akşamlar. Müsaadenizle ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Oğlum ne yapıyorsun, aşağı in lan, Duruk. Şarkım... Bu gecenin yıldızı... Bahar'a. Ne? Anlaşıldı senin ne yapacağın. Seviyorum, seviyor musun? Özlüyorum, gülüyor musun? Ağlamayın. Ağlamayın. İşte manyak Doruk işte bu. Bu sana aşık. Arkasını döndürdü. Arkasını sen birbirine dönük sırt, sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dora, çok teşekkür ediyoruz bu güzel şovu ve şarkısı için. Alkış! Dora, alkış! Dora! Bravo! 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 Bravo Dora! Şimdi aslında benim bu gece için teşekkür etmem gereken çok insanlar. İnanılmaz emek verdi bu gece için. Teşekkürümü sonra saklayacağım çünkü kendisinden bir şey rica edeceğim. O kadar güzel bir sesi var ki belki bize bu gece bir şarkı söyler. Bahar! Hocam! Hocam! Söylemiştin. Söylemiştin daha önce. Alkışlar nerede? Lütfen alkış! 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 Aşkın şu sözlük anlamı, arıyorsun sen bela. Ben miyim hapse tıktın, neden suçlu kılıklıyım? Söyle gardiyanım, çok yatar mıyım? İşime gelmeyince hep hayatın kendisi sebep. Sen onca fırsatı tek, ben aptal mıyım?
İstiyorum. Bu gece aynı zamanda bir organ bağışı gecesi olsun istiyoruz biz. Çok yakın bir zamanda ben de böyle bir ihtiyaçla sınandım. Biz kadınlar yaşamımız boyunca sevdiklerimiz için bir sürü fedakarlıklar yapıyoruz. Bizden isteneni yaptığımızda, bizden isteneni kusursuz bir şekilde yaptığımızda galiba biraz da içten içe o hayalini kurduğumuz ödüle ulaşabileceğimizi zannediyoruz. Aslında kül kedisi sendromu da deniyor buna. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bu da aslında birazcık özgürleşme korkusu getiriyor. Ama ne oluyor yani arabalar bal kabağına döndüğünde elimizden giden zamanla böyle baş başa kaldığımızda işte o zaman korkular başlıyor. Gelecek korkusu, çocuklarımıza ne olur kaygısı bizi mutsuz evliliklere, evlere, odalara hapsetti. Ve kötü haber, ucunda ödül yok. Dediğim gibi ben kısa bir süre önce ödül bekleyen bir kül kedisiyken yani bir karaciğer yetmezliği yaşadım. Eşim uyumlu çıktı. Ama donör olmadı. Ya neyse ben de şunu anladım aslında. Ya uyanmak için sihirli sözcüklere ya da intikam almak için öfkeye ihtiyacım yok. Yani en büyük ceza, en büyük ödül hepimizin kendimize vereceğimiz en büyük ödül kendimizi hatırlamak. Ve ben de bunu yaptım. Kendimi hatırladım. Ve şimdi benim gibi organ nakli bekleyen hastalarımız için buradayım. Bu salondaki herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyorum. Belki birinin hayatını kurtarırsınız, belki birini uykusundan uyandırırsınız. Teşekkür ederim tekrar. Hocam. Ben Timur Yavuzoğlu. Hocam, hoş geldiniz. Bu hastanede genel cerrahım. İlginç bir gece olacak sizin için de. Bu zamana kadar açıklamadığım için hepinizden özür diliyorum. Hocam, eğer isterseniz böyle oturun. Bahar'ın anlattığı hikayedeki hain, kötü kalpli adam benim. Evet, ben son anda donör olmaktan vazgeçtim çünkü korktum. Evet, doğru duydunuz. Bahar benim eşim. Bahar benim eşim.
bütün ödüllerin, sevginin en fazlasını hak eden sevgili eşin Bahar Yavuzoğlu. Lütfen beni affet. Sen benim hayatımın aşkısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.